Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Yüce Rabbim, bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin. Amin. İmanımızın artmasına, ihlasımızın çoğalmasına, takvamızın ziyadeleşmesine, ahiret azığımızın ikmaline vesile eylesin. Amin. Yüce Rabbim Celle ve Ala Hazretleri her birimizi olmamız gerektiği gibi olmaya, ahirette hesabını kolay verenler arasına katılmaya her birimizi muvaffak eylesin. Aile bireylerimizden ahirete intikal edenlere Rabbim rahmet eylesin. Hayatta olanlarına sağlık, sıhhat, afiyetler ikram eylesin. Her birimizin ömrümüzün geride kalan kısmını daha ayık, daha uyanık, daha bilinçli bir şekilde basiret üzere değerlendirmeyi, dünyadan ahirete göçerken iman ve ameli salih zengini olarak göçebilmeyi, cennet bahçesine girer gibi kabre girebilmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin. Amin. Kıymetli dostlar, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri "Ey iman edenler" diye, o bu manaya gelen "Ya eyyühellezine amenu" diye başlayan bir sürü ayeti kerimesi vardır. Bu ayeti kerimeler özellikle müminlere tabiri caizse şekil veriyor. Şimdi elbisemiz çamaşır makinesinde yıkanır. Gıcır gıcır olur. Ama biz onu oradan alıp giymeyiz. Bir ütüye girecek, ütülenecek, şekillenecek. Ondan sonra üstümüze onu giyeriz. Gıcır gıcır tertemiz olan bir elbiseyi buruşuk bir vaziyette giymeyiz ve böyle bir şekilde sokağa dışarı çıkmayız. Bu bir ar meselesi kabul edilir. Mutlaka elbiselerimizi ütüleriz. Şimdi bir elbisenin ütülenmesi elbette topluma çıkacak olan insanlar için önemseniyor toplumda. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde tabiri caizse buyurun "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh" bu kelime-i şehadetle tabiri caizse çamaşır makinesine girmiş, iman sebebiyle küfür pisliğinden kurtulmuş, temizlenmiş oluyoruz. Artık şimdi bunun bir de ütülenmesi lazımdır. Ütü dediğimiz zaman işte kolun, bacağın, yakanın her birisinin bir ütüsü vardır. Ayetler bizi ütülüyor, şekillendiriyor ve bizi kaliteli hale getirmiş oluyor. Her ayetin bir ütüsü vardır. Her ayetin insana kazandırdığı bir takım güzellikler vardır. Ama ben size şunu söyleyeyim. Siz çoğunuz işveren insanlarsınız. İş yerinize bir eleman aradığınız zaman gelen eleman kendisine göre mi olmalı, sizin aradığınız efsafa göre mi olmalı? Yani diyor ki benim 20 parmağımda 20 tane marifet var diyor ama sizin işinize yaramıyorsa, adamın benim elimde 20 marifet var, her parmağımda marifet var demesiyle onu alır mısınız? Senin işine yarıyorsa alırsın, işine yaramıyorsa almazsın. Yani eğer iş yerine birisi işçi alacaksa evsafını kendisi belirler. Muhasebeden anlayan bir eleman arıyor. Adam diyor ki ben güzel nal çakarım. Nal çakarsın da o ayrı bir şey, bu başka bir şey yani. Nal çakman muhasebeden anlamanı ifade etmez. Onu yapamazsan o zaman evsaf tutmuyor demektir. Örnek olsun diye söyledim. Şimdi kıymetli dostlar ne dersiniz? Allah Celle ve Ala Hazretleri imanı ortaya koydu. Bir mümin nasıl olması gerekir, nasıl ütülenmesi gerekir, onu da ortaya koydu, ayetlerle ortaya koydu. Şimdi ben desem ki kendi kendime, 20 parmağımda 20 tane marifet var, ben gıcır gıcır tertemiz bir insanım, kalbi pırıl pırıl bir insanım, Allah beni cennete koymayacak da kimi koyacak kendi kendime desem.
Ama Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın ortaya koyduğu özellikler var. Ta Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den kıyamete kadar devam eden çok Kur'an'daki açık gerçekler var. Bu gerçekler benim hayatıma taşınmamış ise, ben her parmağımda marifet var demem, nezd-i ilahiyede kabule şayan bir kul olmamı ifade eder mi? Yani ben kendime göre kaliteliyim ama ilahi kriterlere göre kaliteli değilsem, haddi zatında ben kaliteli sayılır mıyım? Sayılmam. Herhalde bu anlattığım noktaya net anlaşılmıştır. Yani biz bize göre değil, neye göre olmalıyız? Kur'an'a göre olmalıyız. Kur'an-ı Kerim'e göre eğer olursak, o zaman Cenab-ı Hak nezdinde kabule şayan bir kul olmuş oluruz. Şimdi okunan ayeti kerimeyi bir görelim. Bu ayeti kerime bize vermek istediği ruh nedir? Ne kadar var bizde? Ne kadar yok bizde? Eksikse, Allah böyle istiyorsa bunu nasıl telafi ederiz? Yani eksiğimizi nasıl giderebiliriz? Eğer eksik değilse Allah'a şükrederiz. Ya Rabbi, sen bu konuda bana kemalat verdin, elimden tuttun, bir noktaya getirdin diye Cenab-ı Hakk'a şükrederiz. Şimdi okunan birinci ayeti kerimede Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bir kısım iman edenlere sitem yapıyor. Ve diyor ki, ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, maaleküm, hayırdır, ne oldu size? İzâ qîle lekumun firû fî sebîlillâh, haydi Allah yolunda savaşa çıkacaksınız, cihada çıkacaksınız denince, hayırdır, ne oldu? İthâgaltum ilel arz, yere yatmaya çalışıyorsunuz, ağırlanıyorsunuz, sallanmıyorsunuz yerinizden. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haydi Uhud savaşına diyor, haydi Hendek savaşına diyor, haydi Hayber savaşına diyor. Neden ağırlanıyorsunuz, katılmak istemiyorsunuz? Hayırdır? اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ, siz ahiret hayatını verip dünya hayatını mı tercih ettiniz? Bize dünya hayatı yeter mi dediniz? Buna mı razı oldunuz? Ben dünyada keyfimin kaçmasını istemem mi diyorsunuz? Düzenimin bozulmasını istemem mi diyorsunuz? Eşlerimden ayrılamam mı diyorsunuz? Düzenimi bozamam mı diyorsunuz? Bozamam dediğin düzen zaten bozulacak. Bozamam dediğin düzen zaten bozulacak. Eşimden ayrılamam dediğin eşinden zaten ayrılacaksın. Bırakamam dediğin şeylerin hepsini zaten bırakacaksın. Ama kendi iradenle Allah için bu fedakarlığı yaptığın zaman karşılığında ilahi mukabelesi cennette, ahirette büyük olacaktır. Şimdi kıymetli dostlar, bu ayeti kerime müminlerde bulunması gereken cihat ruhu her zaman sıcak bir şekilde mevcut olmalıdır. Şimdi vücut sıcaklığımızı ölçtüğümüz zaman, eğer işte 30-35 derece ise normal bir sıcaklıktır. Doğru mu? Yani bu 40'a çıkarsa o zaman rahatsızlık var demektir. Bir müminde cihat ruhu her zaman 35 derece olması lazım. Tabiri caizse. Yani Allah'ın dininin yücelmesi için zamandan, mesaiden, candan ve maldan fedakarlık seve seve insan yapmalıdır. Şimdi kıymetli dostlar, ayeti kerimeyi anlamak için söylüyorum. Aramızda bulunan siz dostlarımız, arkadaşlarınız, ticari maksatla beraber ta Rusya'ya gitmiş midir işini geliştirmek için? Rusya'ya gidenler var, Çin'e gidenler var, Almanya'ya, Fransa'ya, fuara gidenler var. İşini geliştirmek için, görgüsünü artırmak için, yaptığı işi daha verimli yapmak için, bunlar normal şeylerdir. Yani işini geliştirmek isteyen insanın buradan Çin'e gitmiş olması, Almanya'ya gitmesi, fuara gitmiş olması normaldir. Daha düzgün, daha sağlam, daha bilinçli iş yapabilmesi için. Ama buradan biz Çin'e giderken, Fransa'ya giderken eşimizden ayrılıyor muyuz? Ayrılıyoruz. Çocuklarımızı bırakıyor muyuz? Bırakıyoruz. Peki
işin ucunda mıngır tıngır olunca, işi geliştirmek olunca kimse de bizi ayıplamaz. Ne işin var Çin'e kimse demez. Ne işin var Fransa'ya kimse demez. Ama Allah için sefere gelince, Allah için efendim bir fedakarlığa sıra gelince durum değişebiliyor. Aynı fedakarlığı biz yapmamış olabiliriz. Çocuklarımız da nereye gidiyorsun? Bu dünyayı, bu dini sen mi kurtaracaksın demeye başlayabilirler. Rahmetli Ehsan Efendi hocamız tebliğ çalışmasına katılır. Bazen Pakistan'a, bazen Bangladeş'e giderdi. Derdi ki, ben giderken derdi, bu hatunlara sorsam asla gitme derler. Ama desem ki bir fabrika açacağım, iş yeri açacağım desem hemen git, hemen git derler dedi. İşin içerisinde mıngır tıngır olunca hemen git derler. Ama din için olunca nereye gidiyorsun, bu dini sen mi kurtaracaksın, burada yer anlatacak insan mı bulamadın derler derdi. Şimdi ben ayeti kerimede Cenab-ı Hak bunu ayet olarak gönderdiğine göre kıyamete kadar geçerli bir manzaradır. Yani ayeti kerime bize bir gerçeği anlatıyor. Bu gerçek bizim hayatımızda ne kadar vardır, ne kadar yoktur. Şöyle bir yaklaşım yapayım isterseniz. Önce bir hadis-i şerif okuyayım. Bu hadis-i şerifi doğru anlamaya inşallah gayret edelim. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "La tettehidu zay'ate feterghabu fid dünya." Yani siz eğer bir ticaret yeri, bir ziraat, bir bağ, bahçe geçiminizi sağlayacak düzenli bir iş kurarsanız, dünyaya meyleder, bu işi ben geliştireyim, uluslararası olsun, evvela işte bulunduğum şehirde bir numara olayım, efendim en öne çıkayım, uluslararası marka olayım, bunun peşine bir düşerseniz, ondan sonra camide cemaatle kıldığınız namaz yavaş yavaş cemaat tökezlemeye başlar. Sonra vakit namazlarında tek tük aksatmaya başlarsınız. Tadil erken üzere kıldığınız namazları hızlı hızlı kılmaya başlarsınız. Aradan bir zaman geçer, bakarsınız ki cumadan cumaya beş vakit namaza bay bay demeye başlarsınız. Hayatınıza bir takım hiç girmeyen şeyler, girmesini tahmin etmediğiniz, tasavvur etmediğiniz şeyler yavaş yavaş hayatınıza girmeye başlar. Aklınızın köşesinden kredi geçmezken, birisi kredi aldığını duyduğunuz zaman tepki koyarken yavaş yavaş acaba ben de kenarından bir tadına baksam mı demeye başlarsınız. Mesele ne? Biraz daha büyümek, sahada biraz daha gelişmek, ön plana çıkmak, adını duyurmak, kısacası diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, sizi dünyaya yapıştıracak, ahireti ikinci plana bırakacak, dünyayı birinci plana çekecek olan her türlü ilişkiniz doğru değildir. Bunu sakın yapmayın diyor. Neden böyle? Dünya hayatı bir otelden farklı değildir kıymetli dostlar. Zaman zaman örneğini de vermişizdir. Mesela gittiğimiz otel çok kaliteli olabilir. Çok arzularımıza uygun bir şekilde olabilir. Ama ne kadar sevdiğimiz, arzularımıza uygun otel olursa olsun, her otelde sadece rezerve yaptığımız günler için o otel bize aittir. O otelin nimetlerinden istifade edebiliyoruz. Bu oda benim, bu otel benim, bu havuz bizim diyoruz. Ne zamana kadar? Bir hafta rezerve varsa o bir hafta bu oda benim diyoruz. Bu havuz bizim diyoruz. Bir hafta rezerve bittikten bir gün sonra gitsen aynı odaya girebilir misin? Giremezsin. Aynı otelin yemekhanesine gidip yemek yiyebilir misin? Eski şartlarda yiyemezsin. Yani demek ki o otel nedir? Sadece rezerve günlerinde ondan biz istifade edebiliriz demektir. Bu dünyanın otelden ne farkı var? Sadece dünyanın rezerve günlerini bilmiyoruz. Eğer benim bu gece ölümü mukadderse, yarın benim içecek bir bardak suyum yok, bir lokma suyum yoktur. Üzerime çekeceğim bir battaniye yoktur, ayağıma giyeceğim bir çorap yoktur. Otelden ne farkı var? Bir farkı yok. Şimdi Kur'an'ın bize verdiği, kıymetli dostlar, Kur'an'ın bize verdiği atmosfer şudur.
önce dünya, sonra ahiret anlayışı yanlıştır. Nasıl olacak? Önce ahiret, sonra dünya. İlk sırada ne olacak? Ahiret olacak. İkinci sırada ne olacak? İkinci sırada dünya olacak. Kur'an-ı Kerim bize dünya ile olan ilişkilerimizde harama helale dikkat ettiğimiz zaman dokunur mu? Dokunmaz. Ama önce dünya, sonra ahiret dersek orada bize kırmızı ışık yakar mı? Yakar. Şimdi kıymetli dostlar, okuduğum hadis-i şerifi de düşünelim. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, bir meslek, bir fabrika, bir bağ, bir bahçe edinirsiniz, edinebilirsiniz. Ama dünyayı ön plana çekmenize sebep olacak böyle bir tavır sizin lehinize gibi gözükse, lehinize değildir. Kaybettiğiniz şeyler çok fazla. Yani neyi kaybediyorsun, neyi kazanıyorsun? Bu aradaki dengeyi iyi görmek lazım. Diyelim ki ben bir ticareti yapıyorum, 10 lira kazanıyorum. Ama o zamanımı orada değil, bir başka ticarette yapsaydım 10 milyon kazanacaktım. Burada 10 lira kazandım gözüküyor ama 10 milyon kazanacağım bir yerdeki ticaretimi aksattım ben. O zaman ben kârda gibi gözüksem de kârda değilim. Çünkü öbürü, o da çantada keklikti, bu da çantada keklikti. Ama ben bunu tercih edince ne oldu? 10 lira kazanmış oldum. Öbürünü tercih etmiş olsaydım 10 milyon kazanacaktım. 10 lira ile 10 milyon arasında az mı fark vardır? Vallahi ahiretle ilgili kaybettiğimiz her şey ne 10 milyonlar, ne 100 milyonlar, ne 100 milyarlar, milyonlarla, milyarlarla ifade edilemez. Ben sizi Allah için sevdiğim için çok rahat konuşurum sizinle. Yani söylemek istediğimi size güvendiğimden dolayı çok rahat söylerim. Şimdi diyelim ki sabah namazımızı kalktık, evimizde kıldık. Ne güzel şey. Kılmış olmamız mükemmel bir şeydir. 10 lira kazandık. Bunu camiye gidip kılsaydık 100 milyon lira kazanacaktık. Anlaşılsın diye söylüyorum. Ne 100 milyon lira? İfade edilmez ama anlaşılsın diye söylüyorum. Evde kıldık, 100 lira kazandık. Camiye gittik, kıldık, 100 milyon lira kazandık. Bu kadar fark var mı? Vallahi var, billahi var, tellahi var. Peki dünya ticaretinde hangisinde bu kadar arada fark varken biz azına razı olabiliriz ki? Bu dengeyi iyi görmek lazım. Yani neyi tercih ediyorum, neyi bırakıyorum, neyi alıyorum, neyi bırakıyorum, bunu gerçekten çok iyi görmek lazım. Sonuçta kıymetli dostlar, ben, siz bir gün beyaz kefene bürünecek miyiz? Bürüneceğiz. Beyaz kefene büründüğümüzde çek, senet, kasa, para kasası, diğer hesaplar hiçbirisi bizimle gelecek mi? Gelmeyecek. Onlar geridekilere kaldı. Onlar bize bay bay dediler, biz gidiyoruz. Giderken neye bakacağız? Kabre vardık. Ne arayacağız? İnternet mi arayacağız? Ne arayacağız? Hesapları mı arayacağız? İşte o yolculukta gerçekten bizim yüzümüzü ak edecek, varlığıyla iftihar edeceğimiz şeyleri göz ardı etmemek lazım. Elimizin tersiyle itmemek lazım. Ayet-i kerimeye tekrar dönüyorum. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler diyor Allah Celle Celaluhu. Maleküm, ne oldu size? İzâ qîle lekumun firû fî sebîlillâh, hadi Allah yoluna çıkın, cihat gerekmiştir, savaşa gideceksiniz dediğinde, dendiğinde, İthâkaltum ilal arz, ağırlandığınız yere çöküyorsunuz, gitmek istemiyorsunuz. Hayırdır? Erazîtum bil hayâti dünyâ minel âhire. Siz dünya hayatını tercih edip ahiret hayatını bırakıyor musunuz? Onu onunla mı değiştiriyorsunuz? Böyle düşünmüş olabilirsiniz. Mal sevilebilir. Ancak فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا قَلِيلٌ. Dünya meta'a ahiretin yanında çok az bir şeydir. Hani 10 lira, 100 lira, 100 milyon lira dedim ya. Dünya meta'a ahiretin meta'a yanında çok azdır. Yani yanlış yaparsınız diyor Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri. Şimdi
Güncel olduğu için söyleyeyim kıymetli dostlar. Bugün Gazze'deki bir delikanlı, hatta Gazze'de 10 yaşındaki bir çocukta olan cihat ruhu, eğer bizde camilerde imamlık yapan, müftülüklerde müftülük yapan, kürsülerde vaaz eden vaizlerde oradaki 10 yaşındaki çocuktaki cihat ruhu olsa biz Türkiye'yi fethederiz. Cihat ruhu önce ahiret, sonra dünya. Dinim gelişsin, yayılsın. Dinimin yayılması için ben her türlü fedakarla canımı ortaya koymaya, malımı ortaya koymaya varım diyebilmek işte cihat ruhunun insanda olması demektir. Gazze'deki, Filistin'deki yavrularımız, kardeşlerimiz bulundukları atmosferde böyle dünyaya fazla yapışabilecekleri imkan olmayınca bir taraftan da baskı olup kendilerini korumaları, müdafaa etmeleri gerekince onlarda cihat ruhu gelişmiş oldu. Biz ise meclislerde oturduğumuz, kalktığımız meclislerde hayatı bizden daha lüks olan insanların lüksünü görünce biraz daha lüksü artırmanın mücadelesini veriyor. Namazdaki kalite, Kur'an'daki kalite, zikrullah'taki kaliteyi artırayım derdi olmayabiliyor. Geçen de bir dostumuzu ziyaret ettiğimizde şunu söyledi. İki tane örnek vereceğim. Şunu söyledi. Dedi ki, hocam dedi, şimdi burada havuz vardır. Sonuçta bahçenin içerisinde bir havuz. Çok insan arzu eder havuzlu bir bahçem olsa diye. Çok arzu eden insan olur. Ama burada havuz var mıdır, yok mudur ben farkında değilim diyor. Yani göz alışınca artık o sıradanlaşmış oluyor. Sıradanlaşmış oluyor. Nimet olarak gözükmüyor. Dünya böyle bir şeydir. Dersin ki şu makam, şu merdiven yüksek merdivendir. Oradan ben her tarafı görürüm. Oraya çıkana kadar o yüksektir. Oraya çıktıktan sonra o küçük oluyor. Bu sefer farkında olmuyorsun olduğun yerin, daha yukarıya bakıyorsun, oraya çıkmam lazım diyorsun. Bu işin sonu geliyor mu? Gelmiyor. Bir mecliste sohbet ettim. Sohbetten sonra oradaki görevli hoca efendinin odasında, hocam bir çay içelim dedi. Çay içerken biraz daha hoca efendinin has ekibi geldiler içeride. İşte çay içerken biraz daha konuşalım, sohbet edelim dediler. Orada genç bir grup vardı. Onları tebrik ettim. Dedim ki yani genç olmanıza rağmen sohbetlere kendi iradenizle gelmiş olmanız mükemmel bir olaydır. Her Müslüman ister hacı, ister hoca, ister derviş olsun, ne olursa olsun, hele hele böyle bir zamanda her Müslümanın mutlaka düzenli bir sohbete ihtiyacı var. En az haftada bir düzenli bir sohbete ihtiyaç var. Bu neye benzer? Telefona benzer. Bu telefonu akşam şarja koyuyorsunuz, doluyor. Sabahleyin akşama kadar bunu kullanınca tekrar şarja koymanız gerekiyor. Eğer şarja koymazsanız, şarjı biterse bununla konuşamazsınız. Eğer sizin aracınız elektrikli araçsa bunu şarja koyacaksınız. Şarj bitene kadar bunu kullanabilirsiniz. Doğru mu? Yakıtınız varsa mutlaka belli zamanlarda istasyona uğrayacaksınız. Çünkü mutlaka bu ne yapıyor? Kullandıkça yakıtı azalıyor, elektriği azalıyor, aküye ihtiyacı var, şarja ihtiyacı var. Kıymetli dostlar, şunu da söyleyeyim size. Şimdi afiyet şifa olsun. Beraber bir şeyler atıştırdık, yedik. Yattık, gittik, yattık, uyuduk. Sabaha kadar istirahat ettik. Şimdi hiçbir şey yapmadık. Sadece sabaha kadar yattık, istirahat ettik. Yediklerimiz aynen şimdi midemizde durduğu gibi sabaha kadar durur mu? Durmaz. Sabahleyin tekrar acıkır mıyız? Acıkırız. Demek insan durduğu yerde de ne yapıyor? Tüketiyor. Durduğu yerde de tüketiyor. Şimdi kıymetli dostlar, affınıza sığınarak söylüyorum. Beğenmeseniz bana atın. Şu telefonu elimize aldığımızda, biraz daha sakin baş başa olduğumuz zaman da, internete girdiğimizde
Ne dersiniz? Akümüz zayıflar mı, zayıflamaz mı? Televizyonun karşısına geçip haberleri vesaire şeyleri seyrettiğimizde, şu sokaklarda seyrettiğimizde gerçekten bizim akümüz zayıflar mı, zayıflamaz mı? Şarja ihtiyacımız var mı, yok mu? Var. Şimdi dedim ki arkadaşlar, mutlaka düzenli sohbete ihtiyaç var. Ben yıllardır sohbet hizmetini yapmaya çalışan bir kardeşinizim. Burada yani 2002 senesinden beri camide aktif olarak da imamlık yapıyorum. Samimi bir şey söylüyorum size. 5 vakit namazda Yeşil Cami'deyken veya buradayken birinci safı, ikinci safı terk etmeyen namazda samimi cemaatimiz vardır. Eğer sohbet alışkanlığı yoksa inanın ki geldiğim gün neyse 1 santim ilerlememiştir. Aynı yerde duruyordur. Keşke aynı yerde dursaydı. Aynı yerde duruyor. Keşke aynı yerde dursaydı. Kendisini geliştirenler kimlerdir? Ancak sohbeti takip edenlerdir. Sohbet ehli olanlardır. Ben bunu anlattım. Bunu anlatınca sağ tarafımda bir dostum, çok eskiden tanıdığım bir dostum dedi ki, hocam dedi, şimdi sen anlatıyorsun, ben de değerlendiriyorum dedi. Eskiden dedi, ben dedi sohbete giderdim dedi. Pandemiden önce düzenli sohbete giderdim. O zaman çocuklarımla ilgili, aile bireylerimle ilgili din derdinden başka bir derdim yoktu. Rızık endişesi hiç yaşamamıştım. Şimdi pandemi araya gelince sohbet faslını kestik. O günden bugüne kadar düzenli sohbetlere gitmiyorum dedi. Ama hocam dedi, asıl burası için söylüyorum. O pandemiden önce çocuklarımın rızkı ile ilgili bir derdim, endişem yoktu. Sadece dinleriyle ilgili endişem vardı. Bunu konuşuyorduk. Şimdi o güne göre en az 300 kat daha fazla imkanım var. Ama çocuklarımın diniyle ilgili bir değerlendirmem kalmadı. Sadece ve sadece ona ne bırakacağım, buna ne bırakacağım, onun geliri ne olsun, bunun hep dünya ile ilgili düşünmeye başladım. Halbuki o dönemdeki maddi imkanlarım, hani dünyayı düşünmediğim dönemlerdeki maddi imkanlarım bugüne göre çok azdı. Bugün kendi ifadesiyle söylüyorum, en az 300, 400, 500 kat daha fazla imkana sahibim. Mesele imkan meselesi değildir. O zaman sohbetlerden kopmanın bu acı faturasıdır ifadesini kullandı. Ben kardeşimizin benim bu ifadelerimin üzerinde kendi hayatındaki değerlendirmesini söyledi. Onun için biz siz dostlarımızla, mütevellideki dostlarımızla bir araya geldiğimizde mutlaka sohbet etmeyi ve ayet hadis müzakeresiyle, hani sahabe-i kiram rıdvanullahi aleyhim ecmain birbirleriyle karşılaştıkları zaman teal nü'min sa'aten, gel biraz iman müzakeresi yapalım derlerdi, imanımızı güçlendirelim derlerdi. Tıpkı biz de bir araya geldiğimizde ayet hadis müzakeresiyle bu noktayı geliştirmeye çalışıyoruz. Ve her dostumuza, siz kardeşlerimize, bütün aile bireylerinizle ilgili, yani her kardeşimizle ilgili geçerlidir. Mutlaka haftada bir gönlümüzü tatmin edecek, anlayabileceğimiz, gözümüzü gönlümüzü dolduracak bir sohbete ihtiyacımız vardır. Tıpkı telefonun şarj olma ihtiyacı, arabalarımızın şarj olma ihtiyacı gibi bu ihtiyaç vardır kıymetli dostlar. Bunu siz kardeşlerimize çok rahat bir şekilde paylaşıyorum. Bunu zaten siz çok iyi takdir ediyorsunuz. Ayet-i Kerime Allah'ın kelamıdır. Diyor ki Cenab-ı Hak Celle Celle, ey iman edenler diyor. Şimdi ey iman edenler deyince hepimiz girdik bu işin içerisine. Ne oluyor? Hadi Allah yoluna cihada çıkın dendiği zaman ağırlanıyorsunuz, yerden kalkmak istemiyorsunuz. Hayırdır, siz dünya hayatını, ahiret hayatına tercih mi ettiniz? Yaparsanız yanlış yaparsınız. Dünya hayatı, ahiret hayatının yanında ufak bir metadır diyor. Bu konuda yine Asr-ı Saadet'ten aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den bir başka örnek vereyim size. Cuma suresini bilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'de Cuma suresi vardı. O Cuma suresinin son ayetlerinde
Önce yanlış anlaşılmaması için şöyle bir mukaddime yapayım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiram ridvanullahi aleyhim ecmaini cehaletin çukurundan aldı, eğitti, yetiştirdi ve gerçekten her birisini yıldızlar haline getirdi. Onun için bizim sahabe-i kirama saygımızda asla kusur etmeyiz. Ama yaşanan bazı maceralar var, bize ders olması lazım ya, bize de ayet gelecek ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'de, o zaman ticaret kervanları gidiyor Şam'a. Onlar ticarete gidenler, tabii Medine'den giden insanlar, giderken mal götürüyorlar, oraya satıyorlar. Oradan da kendilerine lazım olan malları alıyorlar. Hem para kazanmış oluyorlar, hem de çoluk çocuklarına Medine'de kullanacakları şeyleri getiriyorlar. Usul, giderken efendim deflerle gönderirlerdi. Medine'nin dağlarından Medine'ye doğru yöneldiği zaman onlar da deflerle beraber def çalarak şehre giriş yaparlardı. Geliyor, geliyor, ticaret kervanı geliyor diye. Günlerden cuma. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazını kıldırıyor. Hutbe okuyor. Hutbede ayakta sohbet ediyor. Hutbede ayakta sohbet ederken defler çalmaya başladı. Kervan gelmeye başladı. Kervan sesini duyan insanların bir kısmı babası, bir kısmı oğlu, bir kısmı kardeşi orada, kervanda. Oradan bekledikleri var. Onlar tabiri caizse ayakkabısını giyen vın, vın, vın gidiyorlar. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا Peygamber Efendimiz ayakta kaldı. Birkaç kişi kaldı. Onu dinleyen birkaç kişi kaldı. Diğerleri gittiler. Nereye gittiler? Ticaret kervanı geliyor ya. Şimdi bizim bir arkadaşımız var yurt dışında. Ya hocam dedi, şimdi dedi gurbetten dedi birisi geldiği zaman dedi ihtiyacım olmasa bile çantayı açtığı zaman acaba bana bir şey var mı diye insanın diyor gözü böyle gönlü kayıyor diyor. Şimdi bu insanlar tabii Medine'deki bu insanlar gelen ticaret kervanında bir şeyler bekliyorlar, bir beklentileri var. Onları karşılamak için Efendimiz'i bıraktılar gittiler. وَاِذَا رَأَوْ تِجَارَةً Onlar bir ticaret gördüğünde ev lehven veya eğlence def gördüklerinde infallu ileyha oraya meylediyorlar ve terakuke kaima habibim seni ayakta bıraktılar. Peki durum nedir şimdi? Cenab-ı Hak bu olayı değerlendiriyor. Kul habibim topla onları. Şunu söyle onlara. Ma indallah eğer burada bekleseydiniz, sohbeti dinleseydiniz Allah size verecekti. Allah'ın nezdinde size ayırdığı hayrun minel lehvi ve minet ticare. Sizin koştuğunuz o eğlence ve beklediğiniz ticaretten çok daha hayırlıydı. Siz zarardasınız, kârda değilsiniz. Bıraktığınız yerden kaybettikleriniz, gittiğiniz yerden aldıklarınızla kıyasladığınız zaman çok zarardasınız diyor Allah Celle Celaluhu. Bu ayeti kerimeler sizce bizi ütülüyor mu, ütülemiyor mu? Ütülüyor bizi. Şekil veriyor mu? Şekil veriyor. İşte kıymetli dostlar, bu ayetlerle hayatımızı şekillendirmek, tabiri caizse buruşuk olan taraflarımızı güzel hale getirmek bizim boynumuzun borcudur. İnancımız da elbette bunu gerektirir. Hoca Efendimizin okuduğu ayeti kerimeler devam ediyor ileriye doğru. Ancak ben bu kadarla iktifa ediyorum. Hayrul kelami ma qalle ve delle yarım saat olarak düşünmüştüm. Fazla vaktinizi almayacağım. Burada ben noktalıyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin tavsiyeleri, Kur'an'ın tavsiyeleri bizim can kurtaran simidimizdir. Biz bunlara göre şekilleniriz. Bugün bir yerdeyim. Yurt dışından bir çocuk geldi, bir delikanlı geldi. Onunla karşılaştım. Hani bizde şey var, yırtık kot pantolon modası mı vardı? Onu ben ilk bilmiyordum öyle yırtık moda olduğunu. Nereden bileyim? Birisi geldi karşıma oturdu baktım yırtık mırtık falan. Ah yavrum dedim ya. Ben sana bir elbise alayım dedim. Genç birisiydi. Dedi başladı gülmeye. Hocam bu moda falan dedi. Neyse onun moda olduğunu anlayınca ben de dersim ilerlemiş oldu. Bilmediğim bir şeyi öğrenmiş oldum. Bugün
Bir delikanlı geldi karşıma, yurt dışından geldi. O modanın bir ileri versiyonu var şimdi. Nedir o? Yırtık, yırtık da bir de hani bu boyacı boya yaparken üzerine boya dökülüyor ya. Şimdi onun boyalı modeli çıktı. Siz daha görmediniz. Ben sizden önce gördüm onu. Taze geldi. Yurt dışından taze geldi. Taze. Şimdi bugün gördüm. Şimdi kıymetli dostlar, insanlar modaya manalı manasız, anlamlı anlamsız ne yapıyorlar? Ya aklın kârı mıdır ya? Yırt, tertemiz elbiseni, gıcır gıcır elbiseni yırt, paramparça yap. Adına moda de, ayıp değil, kusur değil, adı moda falan. Yani onlar modasına sahip çıktığı kadar biz sünnet-i seniye o kadar sahip çıkabilsek, ya kardeşim işte sünnettir falan diyebilsek, vallahi biz var ya evliya olacağız da, onların o modasına sahip çıktığı kadar biz sünnet-i seniye sahip çıksak evliya olacağız. Yüce Rabbim Kur'an'a göre, sünnete göre kamil bir mümin olmaya bizi, eşlerimizi, çocuklarımızı muvaffak eylesin. Yüce Rabbim Gazze'de, Filistin'de sıkıntı ve ızdırap içerisinde olan kardeşlerimize yardım eylesin. Dünyanın gözü önünde hunharca zulmün en çirkin işlendiği o bölgede bu zulmü işleyen ve onlara alkış tutan, destek veren zalimleri Rabbim kahreylesin. Amin. Güç ve kuvvetlerini yok eylesin. Amin. Birliklerini imha eylesin. Amin. Oradaki kardeşlerimizin muzaffer olduğunu görmeyi, mansur olduğunu görmeyi, yüzlerinin güldüğünü görmeyi Rabbim nasip eylesin. Mescid-i Aksa'nın asıl hüviyetine kavuştuğunu, Filistin topraklarının hürriyetine kavuştuğunu görmeyi de Rabbim nasip eylesin. Ülke olarak, millet olarak, şahıslar olarak üzerimize düşen vazifeyi idrak edip kamilen yerine getirmeye de her birimizi muvaffak etsin diyorum. Hocam Mekke'nin de hocam şu anda Gazze'ye dua ettirmiyorlar. Eskiden böyle durumlarda Kabe imamları dua ederlerdi. Gazze'deki veyahut da Şam'daki, Filistin'deki, Suriye'deki kardeşlerimize dua ederlerdi. Devlet otoritesi hilafında bir durum olunca demek bunlara izin vermiyorlar. Allah onları da hayırla ıslah eylesin. İslam ülkelerinin başına gerçekten Kur'an ve sünnete sımsıkı sarılan mukaddes değerlerini ayakta tutacak imanlı insanların gelmesini Rabbim nasip etsin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Lillahi'l-Fatiha.